Konumuz BMD4. BMP ile karıştırmayın arkadaşlar. BMD serisi BMP'nin aksine Rusya'nın hava indirme birliklerinde bulunan bir araçtır. BMD ile BMP'nin en temel farkı ağırlığı ve taşıma kapasitesi. BMD'ler sadece 13 ton olduğu için kargo uçakları tarafından dahi taşınabilir. Rusya birliklerine bakarsanız hava indirme birliklerinde BMD bulunurken kara kuvvetlerinde daha çok BMP serisi bulunur arkadaşlar. BMD'nin gerçekte BMP modellerine göre avantajı daha hızlı olup masrafsız olması. Yani safkan bir muharebe aracı diyebiliriz. Daha ufak, daha hızlı. Lakin zırhın kalınlığı ve özellikle yakıt deposunun önde olmaması sebebiyle beka anlamında daha kötü. Tabi War Thunder üzerinden örnek verecek olursak BMP 3'ün daha zırhsız bir hali. Mühimmatı, kullanılan silahları genel olarak aynı. Tankın en büyük eksisi çok zırhsız olması arkadaşlar. Tabi tank demek doğru olmasa da sonuç olarak tanklarla karşılaşıyoruz. Buna benzer araçlara gerçekte zırhlı muharebe aracı denmekte. Arkadaşlar zırhı inanılmaz çürük. Yani sizi uçaklar bile rahatlıkla öldürebiliyor. Ön gövdemizin kinetik direnci 15 ile 20 mm civarında. Bu da Leopard 2K'ların hatta T-10M'lerin 14,5'lik makineli tüfeği dahi sizin zırhınızı delebiliyor demek. Yani kabaca bakarsak aslında BMP 3 BMD'ye göre daha iyi. Ne kadar BMD bir tık daha hızlı olsa da en azından 20'lik makineli tüfekleri BMP'ler yemiyor. Aracın en büyük dezavantajlarından birisi ise sadece 4 mühimmatının olması. BMP 2M modellerinde biliyorsunuz 4 farklı füze var ve bu füzeler 1200 mm ile tüm tankların ön zırhına nüfuz edebilecek kabiliyette. Bizim deliş kabiliyetimiz hem daha az hem de toplamda 4 mühimmatımız var. Arkaya girseniz bile 4 mühimmatımız var. Bazıları sanmasın işte füze gibi yenileniyor. BMP2'lerde de biliyorsunuz füzeleriniz bittiği zaman doluma giriyor. Ama bu aracın direkt içinde mühimmat olduğu için Tiger gibi düşünün. Siz nasıl Tiger'e 5 mühimmat aldıktan sonra kısa sürede mühimmatınız bitiyorsa aynı problemi bunda da yaşıyorsunuz. Maalesef 4 mühimmatı olduğu için 4-5 kilden fazla kolay kolay alamıyorsunuz. Otomatik topu APDS ile 82 mm deliciliğe sahip. Yani belirli tankları yanladığınız zaman oldukça iyi iş yapabiliyor. Ama etek zırhı olan tanklarda özellikle bu XM1 gibi M1 Abrams gibi tankları yanladığınız zaman o etek zırhları sizin deliş kuvvetinizi birçoğunu engelliyor. Yani 100 atış yapıyorsanız bunun 15'i falan delebiliyor. Atış hızı da o kadar iyi değil. Yani topu aslında bir uçak savar topu arkadaşlar. Daha kısası. BMD 4'e uçak savar topu eklense daha etkili olacağından eminim. ATGM mühimmatı 750 mm deliyor ve tandem başlıklı. Bu da ne demek? Reaktif zırhı olsun olmasın tankların ön zırhına özellikle kendi seviyenizde rahatlıkla nüfuz edebiliyorsunuz. Diğer mühimmatı ise yüksek patlayıcı. Patlayıcı mühimmatı 31 mm deliyor. Aslında belirli tankları delmek için özellikle kula kapılısını atıp imha etmek için yeterli. Ancak çok fazla düşüş yapıyor. Bunun dışında BMD 4'ler bildiğiniz M3'ler gibi, BMP gibi onlardan pek farkı yok. Nasıl hafif tank oynuyorsanız özellikle ZMA temelli araçlar nasıl oynanıyor ise bunu da aynı şekilde oynamanız gerek. BMD 4 şu anda War Thunder eklenmedi. Peki ben nasıl oynayabiliyorum? War Thunder yayıncısı olduğum için oyuna eklenmemiş ya da test sürecinde olan araçları kullanabiliyorum. War Thunder yayıncısı olmak istiyorsanız arkadaşlar 5000'den fazla aboneniz olacak ve her videonuz ortalama 1000 izlenecek. Neyse. Tankın termali var. Arcade'de 8,3 oluyor. Gerçekçiliği ise 8,7. Benim oynayış stilime uyan bir araç değil arkadaşlar BMD. Ben genellikle biliyorsunuz ki düşman oyuncularının içerisine dalıp 2-3 tank imha edip çıkarım. Bunun gibi araçlarla bu yapılamıyor. Bu yüzden oynayış stilime pek uyan bir araç olmadığını söyleyebilirim. Bunu kimlere öneririm? Pusmayı seviyorsanız, oyuncuları gafil avlamaktan hoşlanıyorsanız önerebileceğim bir araç. Bunun dışında
Bir orta veya ağır tank karakteristiğinde tank arıyorsanız kesinlikle doğru seçim değil. BMD ZMA sınıfında olduğu için hafif tankların yapabildiği işi de yapamıyorsunuz. Bana 7.0'daki EBR de verildi. O daha etkili. 7.0'da tamam zırhınız hiç yok, vurulduğunuz zaman ölüyorsunuz. Ancak kendi seviyesinde yüksek bir caydırıcılığa sahip. 300 mm civarında deliyorsunuz. Bu da kafa kafaya savaşlarda karşınıza gelecek her tanka karşı sizi caydırıcı yapıyor. Zırhı olmasa da en azından top etkili. Lakin BMD'lerde ve BMP gibi araçlarda füze çok yavaş. Biraz mesafe varsa adam size atış yapıp geri çekilip füzenizden kurtulabiliyor. Aşağı yukarı 400-500 metre bölü saniye ile çıktığı için hedef ortalama 400-500 metrelerde ise füzenin geldiğini görüp geri çekilebiliyor. Bu sebeple buna benzer araçlarla daima oyuncuları gafil avlamanız gerekiyor. Uçaksavarlar sizin daha büyük bir düşmanınız. Çünkü tank bir atış yapabiliyor. Şansınız yaver giderse tek yemezsiniz. Ne kadar tek yeme olasılığınız yüksek olsa da. Fakat uçaksavar yakaladığı zaman yaşama ihtimaliniz neredeyse yok. BMD gibi araçlar hiçbir zaman tank tanka savaşlara girmez. Yani nasıl kullanılıyor gerçekte? Karşıda piyade tehditleri var ise uçaktan bunu atıyorlar. Piyade öldürüyor genel olarak. Ya da hafif zırhlı araçlar varsa kobra gibi, kirpi gibi onları imha ediyor. Bu oyunda War Thunder'da biliyorsunuz sadece tank tanka savaşları var. Helikopterleri falan saymıyorum. BMD ile oyuna girdiğiniz zaman gayeniz ya helikopter ya da tank avlamak olacak. Ki %95 tank avlamak isteyeceksiniz. Otomatik topu düşük hızına rağmen az deliyor arkadaşlar. 82 mm deliciliği var. AP-FSDS mühimmatlarla normalde bu toplar uyumlu. AP-FSDS'lerle ortalama 150 mm'ye kadar zırh delebiliyorlar. Sabot kullanıyor olsak Leopard 1'leri ön üstten dahi delme olasılığımız var. Çok daha etkili olurduk, anlayacağınız. Oyuna yeni bir özellik eklendi. İşaretlediğim noktada hazır mühimmatlarınız var. Leopard'larda biliyorsunuz ki 27 mühimmat önde, 15 mühimmat ise arka tarafta hazır şekilde. Artık tankınızda kaç hazır mühimmat var bunu görebileceksiniz. Leopard'larda birkaç atış yaptıktan sonra arka kulede bulunan mühimmatları saymanız gerekiyordu. Kaç mühimmatım kaldı vesaire. Ama artık uğraşmanıza gerek yok. Sol alt kısımda kaç hazır mühimmatınızın olduğu yazıyor. C1A1 bizim Type 74'ü öldürdü. Tarayıp kuleden deliyorum ve topunu da turuncu yaptık. Unutmayın, turuncu olmuş topun patlama olasılığı neredeyse %85 arkadaşlar. Çok düşük bir ihtimalle turuncu topla düşman atış yapıp mühimmat düzgün ilerleyebiliyor. Leopar geliyor. Bizi deliyor ama o açıda düzgün şarapnel yaymadığından sürücümüz sadece sarı oluyor. Class 3P var. Yüksek olduğundan yanına girip bunu da imha ediyorum. Berlin haritasına girdik. Hızımı kullanarak D7'lere geliyorum. Ve görüldüğü gibi oyuncular henüz buraya yeni gelmiş. İkisini de gafil alıyoruz. Eğer buna benzer taktikleri seviyorsanız uygun. Ama ana muharebe tankına alıştıysanız oyun stilinize BMD uymayacaktır. Artık biliyorsunuz ki heat mühimmatlarla zırhı ince araçları vurduğunuz zaman patlama etkisi bu şekilde zırhlı araçları belirli durumlarda tankları imha edebiliyor. Buradaki gaye düşmanları yandan vurmak. Hızımı kullanıp A5'e geçiyorum ve tüm tankları yanlıyorum. İlk hedefim uçak savarlar. Sol tarafta Leopard var. Leopar'ı dindiriyoruz. Ve Zeus'u 57'de de öldürdük. Uzun süreli oynanıştan ziyade rehber niteliğinde ve kesitler halinde videoyu hazırlamak istedim. Böyle daha faydalı olacağını düşünüyorum. Aracımız BMP gibi yüzebiliyor ve geri geri de ilerleyebilmekte. Eskiden hiçbir araç geri gitmiyordu. 11 kilometre hızımız var. Su da idare eder. Tankımız aslında uzun değil. Ancak yandan profiline bakarsanız yüksek. Yüksek olduğu için hafif tank karakteristiğinden biraz daha uzak.
Hafif tanklar genelde ufak ve basık tanklar olurken BMP gereksiz dikey. Dediğim üzere bu araçlar tank avlamaktan ziyade piyade ve zırhlı araç avladığından gerçekte bu detaya önem verilmemiş doğal olarak. Sonuç olarak mürettebatın yaşam alanı daha önemli. Evet dostlar, videomuzu burada sonlandıralım. BMD dediğim gibi şu anda oyunda olan bir araç değil. Sadece resmi yayıncılara ve War Thunder adminlerine verilen araç. Hafif tank oynamayı seviyorsanız, düşmanları sağ soldan gafil avlamaktan hoşlanıyorsanız öneririm. Lakin kafa kafaya savaşlarda bileğinizi, oyunculuğunuzu konuşturabileceğiniz kesinlikle tank değil. Evet dostlarım, videomu faydalı bulduysanız beğeni atıp videomu paylaşmayı unutmayınız. Selametle.